Ben herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Gerçekten herhalde Bayırköy Derneği için bugün bizler açısından ve sizler açısından güzel olmuş. Gerçekten bu kadar katılımın olması bize sevindirdi de herkese bir kere daha en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Sağ olun. Şimdi tanıtım bilimini seyrettiniz. Tanıtım bilimde anlatmak istediğimiz durumu bizim İstanbul'da hangi şartlarda nasıl geçirdik? Biz bunları bilmek istiyoruz ama bizlerin babaları, dedeleri İstanbul'a zamanında en ağır şartlarda gelmişler. Yoksulluk içinde gelmişler, kıtlık içinde gelmişler. Ve İstanbul'a geldikten sonra en ağır işlerde çalışmışlar. Burada vurgulamak istediğimiz tanıtım bilimine yetişmemişti. İnternet sitesi yaptık, gençleri bir araya getirmek. Teknolojiyle aşırı neşir olan insanları bir araya getirmek için internet sitemizi kurduk. Biliyorsunuz www.bayırköy.com adlı internet sitesinde yaklaşık her gün 100 kişiye hitap ediyoruz. 100 kişi internet sitemizi ziyaret ediyor. Köyüyle, köylüsüyle, cenazesiyle, köyünde olan, Bayırköy'de olan olaylardan çok kısa zamanda haberdar oluyor. Bunu inşallah her geçen gün geliştiriyoruz bu internet sitemizi. Eğer bilmeyenler, duymayanlar varsa bu internet sitemizin adresini bir kere daha söyleyeyim. www.bayırköy.com. Bunun yanında ben teşekkür etmek istediğim buradan 3-5 kişi var. Onlara bir kere teşekkür edeyim. Bizim Temürlü Mürsel yolunu yaparken bize çok büyük emek veren, sürekli ilk günden son güne kadar bize destek olan Mürsel Mahallesi'nden Ekrem amcamıza bir kere teşekkür ediyoruz. Burada yok kendisi. Kendisiyle görüştük. Gelemeyeceğini söyledi. Buradan bir kere kendisine teşekkür ediyorum. İkincisi Sadıklı Mahallesi'nden Mürsel Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. O da gerçekten Allah razı olsun. Sabah 6-7-12 demedi. 25 gün boyunca bizlere o yolda yardım etti. Ve kesinlikle karşılıksız Allah rızası için, hizmet için yardım etti. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında yapılan bir çalışmamız daha vardı. Biliyorsunuz Şalvarlı yolu. Şalvarlı yolunda yarısı yapıldı. Burada da çok büyük emeği olan ve kendi özel işinde bile bu kadar çalışacağını tahmin etmediğimiz Aziz Muhçı amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Burada herhalde kendisi. Tamam, Aziz amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ne zaman gittiyse kazma kürek yolda çalışıyordu. Eğer Şalvarlı yolda yapıldıysa bunun en büyük müsebbiplerinden bir tanesi de Aziz Muhçı amcamızdır. Allah kendisinden razı olsun. Yeni dönemde gerçekten 3-5 tane ciddi hedefimiz var. İnşallah bunları sizlerin desteğiyle tamamlarız. Bunlardan bir tanesi tanıtım filminde bahsettik. Dedik ki ezanı susmuş camimiz dedik. Gerçekten o oradan her geçimizde bizim içimize gerçekten bir burukluk oluyor. Bizim oluyorsa inanıyorum ki o camide zamanında o kalabalığı bilen, o namaz kılınan günleri bilen büyüklerimiz daha çok oradan burukluk hissediyordur. Onun için bizim 2008 döneminde, 2009 döneminde yapmak istediğimiz en büyük işlerden bir tanesi o camimizi sizlerin desteğiyle restorasyon yaptırmak. İkincisi, yıllardan beri hep herkesin söylemiş olduğu Vaz yolumuz var bildiğiniz gibi. Vaz yolu bir türlü yapılamadı. Yapılamıyor. Bizlerden de kaynaklandı. Sizlerden kaynaklandı. Yani bir sorunları var ama artık bunun bitmesini istiyoruz ve vaz yolunu bir an önce vazların hizmetine sunmak istiyoruz. Bunu da nasıl yapabiliriz? Yine dernek, köylü ve kaymakamlık özel idare bir araya gelerek inşallah bunu yapacağız. Kaymakamla da görüşmelerimiz sonunda olumlu sinyaller aldık. Bu sene de Allah izin verirse vaz yolda yapacağımız işler arasında en ön sıralarda geliyor. Sonra yine tanıtım filminde bahsettik. Dedik ki bir zamanlar üzerinde araçların gezdiği, şimdi ise insanların bile gezemediği, geçemediği asma köprümüz var. O da orada bir tarih, büyük bir tarih yok oluyor gidiyor. Onu da inşallah en yakın zamanda hedeflerimiz arasında o asma köprüyü en güzel şekilde, en güzel şekilde Bayırköy'üne kazandırmak. Biz inanıyoruz ki Bayırköy halkı derneğine sahip çıktığı sürece bizim yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bayanlar için seneye Allah izin verirse, yani bir sonraki seneye
bayanların kesinlikle seçimde oy kullanmasını istiyoruz. Biraz politikacı gibi olur. Yani inşallah bunlar içinizden kimse demiyordur yani fazla abartıyor falan diye, ama inşallah samimi olarak diyoruz. Biz bunları yönetimdeki tüm arkadaşlar hemfikiriz bu konuda. Yani bayanların gerçekten bu topluma, bu derneğe girmesi lazım, sahip çıkması lazım. Bayan eli değen bir toplum ya da herhangi bir şeyin yani diğer eskiye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için bayanları bir an önce üye yapıp derneğimize, hatta bayanlar kolu oluşturup daha bayanların daha aktif şekilde çalışmasını ve bir sonraki seçimde de inşallah bayanlarla beraber seçim yapmak istiyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Çok da mutlu oldum açıkçası. Rahmetli Kazım abiyle, Rafet abilerin girişimleriyle ben yaklaşık olarak 10-15 seneden beri dernek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum da şu tablo ne zaman ki ayakta insanlar şu salonda yer bulamaz pozisyona gelirse benim açımdan, bizim açımızdan başarı burada gizli işte. İlk yaptığımız çayda bu kadar kalabalık yoktu. Bugün çok daha keyifli görünüyor. Bir şeyler yapmaya çalıştık aklımız sıra bu sene boyunca, ama memnun olan vardır, olmayan vardır. Yeterli bulan vardır, bulmayan vardır.